Elbette çok heyecanlıyım. Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet'in bu tablosu belki de Rönesans döneminin ilk defa bir kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tabloyu Türkiye'mize kazandırılmasına vesile olduğum için onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çok çok mutluyum. Hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Evet, tabloyu yerine yerleştirirken evet. Aslında 1479'da Fatih Sultan Mehmet Osmanlı-Venedik mücadelesinden ötürü bir barış antlaşması yapıyor ve bu barış antlaşmasında muazzam bir karar içine Bellini'yi buraya davet ediyor sözleşme gereği ve bu sözleşmeyle beraber burada sanat çalışmaları için şart koyuyor ve İstanbul'a geliyor. İşte tam o dönemde Fatih Sultan Mehmet'in portrelerini yapıyor. Açıkçası National Gallery'de bulunan Fatih Sultan Mehmet'in yine Bellini'ye ait tablosu üzerinden dünyanın Fatihi, yani bir nevi aslında dünyanın sultanının portresi olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla biz o dönemden bize iz kalan Fatih Sultan Mehmet'in bu tablosunu artık İstanbul'da göreceğiz ve İstanbul'dan bütün dünyaya tanıtacağız. Az önce söylediğim gibi baktığınızda tam da o Rönesans dönemi ki sanatın bilimle birleştiği o aydınlanma döneminin belki de kalbi gibi İstanbul çok önemli bir konumda. Böylesi bir durumda İstanbul'un öneminin altına imza atan, o aydınlanma ruhunu en üst seviyeye taşıyan Fatih Sultan Mehmet muazzam bir iz bırakıyor aslında bu tavırlarıyla. Baktığınızda Fatih Sultan Mehmet'in bu tabloları çizilirken hani neredeyse ressam sizin olduğunuz yerde ve sultan ondan işte bu tablodan 3-3,5 metre mesafede poz veriyor ve resmediliyor. Tam da bu merkezde dururken Fatih Sultan Mehmet henüz daha Leonardo Vinci Mona Lisa'yı çizmemişti. Daha 30 yaşındaydı. Henüz Michelangelo İstanbul'daki köprüyü hayal etmemişti. Ya da Selimiye'nin Süleymaniye'nin yapılmasına daha 80 yıl vardı. Dolayısıyla yani müthiş bir dönemi aslında hep beraber görüyoruz ve yaşıyoruz. Tabii biz de olağanüstü heyecan duyuyoruz açıkçası bütün İstanbul olarak. Bütün Türkiye olarak ben hep söylerim yani aslında çok kıymetli topraklardayız. Hem milli hem manevi açıdan muazzam bir altyapıya sahip bir topraklara ve geçmişe sahibiz. Her zaman ifade ederim aydınlanmanın ya da devrimciliğin başka bir dünyasını aramaya gerek yok. Bağlarını, o kültürel bağlarını iyi sıralamak gerekiyor.
Bize zaten o yetiyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu eserini buraya kazandırmak müthiş bir duygu. İstanbul halkıyla buluşması lazım ve İstanbul halkıyla İstanbul'un evinde buluşması lazım. İstanbullunun evi Saraçhane'deki İstanbul halkına ait bu belediye sarayı. Onun için burada bu buluşmayı sağlayacağız. Dediğim gibi aydınlanmayla ilgili devrimci aramaya ya da süreci başka türlü tanımlamaya gerek yok ki tam da bu anda şunu ifade edeyim. Biz bu güzel portreyi 6 Ekim'de İstanbullularla bu salonda buluşturacağız. Şu anda gördüğünüz bölüm özel iklimlendirme ile tablonun korunmasına dönük bütün tedbirlerin alındığı, güvenliğinden iklimlendirmeye birçok hususa dair alındığı bir bölüm. Buradaki çalışmalar da sonlandığında 6 Ekim'de yani İstanbul'un 5 yıllık işgalden kurtuluş gününde İstanbul halkıyla portreyi İstanbulluyla buluşturacağız. Yani tekrar İstanbul'un, İstanbulluların vatanıyla özgür bir şekilde buluştuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'un kurtuluşunu yani fetihten sonra 6 Ekim'de 5 yıllık işgalden sonra tekrar millete ait olduğunu sağladığı 6 Ekim'de burada kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizle buluşturacağız. Yani çok onurluyuz, çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah burada herkesin bu süreci hissetmesine, birbirimizi daha iyi anlamamıza, bu toprakların kıymetli oluşunu hissetmemize vesile olacak güzel etkinliklerle, güzel paylaşımlarla, bir takım tanıtımlarla, kültürel paylaşımlarla sizi ağırlayacağız. Çok önemli bir devrimci Fatih Sultan Mehmet, çok önemli bir devrimci yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk, ki benim ruhumda bir başka devrimci vardır, Hazreti Muhammed Mustafa. Dolayısıyla hani aslında milli, manevi bütün unsurlarımızla, bütün devrimci unsurları taşıdığımız ve bu dünyaya bu kültürel izleri bu şekilde aktarmayı başarabilmemizin altını da çizmiş olalım. Ama koruyarak, hassasiyetle koruyarak bu topraklarda var olan bütün kültürlerin hassasiyetlerini koruyarak ve o tarihin içindeki bu tür izleri de ülkemize armağan ederek. Dolayısıyla çok anlamlı bir günde sizlerle bu portrenin sergilenişinin duyurusunu, bilgilerini arz etmiş oldum. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Evet, soru cevap var mı? Soru. Uzun konuştum herhalde, soruları cevapladım galiba. Var mı? Buyurun. Mikrofon var mı? Bunun teknik detaylarını bilgi notu olarak vereceğiz size. Uluslararası bu tür yaş almış hem portrenin kendisi hem kasnağı çerçevesine varıncaya kadar bütün unsurların aslında Londra'dan buraya gelişine kadar ve burada korunmasına kadar, hatta işte bugüne kadar dinlendirilmesine kadar, sonra yine dinlenmeye alınacak ve sergilenişinde nasıl sergileneceğine kadar bütün detaylar, böylesi yaşı 540 yıllık yaşı olan bir eserin hassasiyetine göre planlanmıştır. İçerideki iklimlendirme, klima sistemi, güvenlik sistemi, enerjisiyle vesairesiyle tümüyle tedbirlerin alındığını ifade edeyim, ama o dediğiniz gibi derecesine varana kadar bütün teknik detayları arkadaşlarım size yazılı olarak verecekler. Sayın Başkan, efendim bir de vatandaşın ziyaretinin tarihini verdiniz. Devlet büyüklerine dönük özel bir davetiniz var mı? Mesela Cumhurbaşkanı'nın gelip görmesini ister misiniz? Var. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani hem
devlet büyüklerine dönük bir takım çalışmamız olacağı gibi vatandaşımızı da ayırt etmeden şunu da ifade edeyim. Saltanatın bugün yaşayan fertleri üzerinden de bir davetimiz olacak. Onlarla da bu hassasiyeti paylaşacağız. Bazı fertleriyle görüştük. Yani herkese özel aslında anlarımız olacak. Çocuklarımıza da özel anlarımız olacak. Bu tür davetlerimiz bu sergilenme süresince sizlerle de paylaşılacak. Sayın Başkan, tablo ilk İstanbul'a geleceği zaman ilk önce Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında, daha sonra bir müzeye de sergilenecek denmişti ama anladığımız kadarıyla burada kalacak değil mi? Şöyle, burada belli bir süre sergilenecek. Sonrasında halkla nasıl buluşulacağına, buluşturulacağına henüz karar vermedik. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. En doğru kararı inşallah hep beraber veririz. Belli çalışmalarımız var. O an, o süreçle ilgili kararımız henüz net değil. Var mı başka soru? Buyurun. Evet efendim. Bir de tablonun satın alındığı, ilk öğrenildiğinde tartışılan bir başka konu da Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki kişi kim? Belli'nin imzası olmadığı için orijinalliği de sorgulanmış da, tarihçilerle bir görüşmeniz oldu mu ya da bundan sonra tabloya ilişkin net bir bilgi vermek adına da böyle bir girişimde bulunacak mısınız İstanbul'da? Yani bu araştırılacak, konuşulacak, hem ulusal hem uluslararası düzeyde tarihçilerle ilgili davetlerimiz olacak. Bu konuda makaleler talep edeceğiz, araştırmalar talep edeceğiz. Aslında tablo ile ilgili süreç devam edecek. Yani bu aynı zamanda bir dönemin aydınlatılmasıyla ilgili de değerli. Tabii tarihçilerle konuştuk, başka tarihçiler farklı yorumları oldu. Ama hani büyük ağırlıkla Cem Sultan olduğuna dair tarifler var. Ama dediğim gibi bu benim uzmanlık alanım değil. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok tarihçi burada olacaklar. Bir nevi çalıştay gibi sürecin içerisinde umuyorum çok kıymetli veriler de bizimle buluşacak. Son olarak da bir ek yapmak istiyorum. Özgür'ün sorusuyla da bağlantılı olsun. Biz sosyal medyadan gelen tebrikleri aslında gördük. Çok da önemli isimlerden tebrikler geldi. Bizzat şahsınıza, telefonla gelen tebrikler var mı üst düzey yöneticilerden? Tabii şöyle söyleyeyim. Niçin sorduğunuzu bildiğim için, hani kimi kastettiğinizi ya da kimleri kastettiğinizi bildiğim için henüz öyle bir telefon almadım. Ama milletimizin muazzam kutlayışını aldım. Dolayısıyla milletin bu kutlaması sanıyorum gönüllerinden onların da beni kutladığına işarettir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Bir fotoğraf alabiliriz. Böyle mi duralım? Evet. Evet, buyurun. Orada, buyurun Can Bey, buyurun. Kadın işgali var, bak. Şöyle önünde durmadan. Tamam, hadi bakalım. Aa, başkanım bir dakika. Tamam. Sorun yok, sorun yok. Tamam. Hayırlı olsun. Evet. Başkanım, ben kendi adıma...